Gördüğünüz gibi 30 Mart'ta doğan güneş bandomuzda ne kadar etkilemiş değil mi? Çok etkilemiş. Evet, onlar da çok mutlu. İşte özgürlük böyle bir şey, demokrasi böyle bir şey. İnsanların düşüncelerini ifade edebilmesi kadar güzel bir şey yok. Baskı, zulüm inşallah 7 Haziran'da bitti ve yeni kurulacak hükümetle birlikte de ülkemizde Mudanya'da doğan güneş Türkiye'de de doğmuş olacaktır. Tam 25 yıl aradan sonra Mudanya'da bu güneşi doğdurduk. Kolay bir iş olmadı. Çok zordu ama 25 yıl sonra 30 Mart 2014'te bu güneş Mudanya'da doğdu. Bu güneş demokrasi güneşi. Bu güneş özgürlük güneşi. Bu güneş barış güneşi. Kardeşlik güneşi. Sevgi güneşi. Saygı güneşi. Bu güneş insanı insan yapan bütün değerlerin coşkuyla yaşandığı bir güneş. Ve bu güneş asla batmayacak. 7 Haziran seçimlerinde de bunu gördük. Umutlarımız yeşerdi. Geleceğe dair umutlarımız yeşerdi. O koca çınar Türkiye Cumhuriyeti yeniden kendi kimliğine kavuşacak. Ama biz böyleyiz işte. Bizler gerçekten çok uğraştık. Dediğim gibi 25 yıl aradan sonra bu göreve geldiğimiz günden beri halkın belediyesi nasıl olur? Siyaset ayrı bir şey. Biz spor yapıyoruz burada. Ve dolayısıyla bizim siyasetle işimiz olamaz spor yaptığımız müddetçe. Ama tabii ki siyasetin dışında başka bir şey var ki Mudanya'dan bir güneş doğmuştu. Bu güneş nefes aldığımız müddetçe devam edecek. Ondan hiç şüphemiz yok. O zaten siyaset değil, o bambaşka bir şey. Şimdi en son şu Bursa, yani şu anda topraklarına bastığımız Bursa'nın bisikletle ilgili bilemeyeceğinizi düşündüğüm bazı bilgileri vermek istiyorum. Bursa, Konya ile birlikte Türkiye'nin lokomotifi sayılan bisiklet yarışçılarının adeta bir fabrikası. Bu konuda maalesef eski senelerde çok daha faal şehir işlerinde olan yarışların görülebilmesine rağmen bugün artık bunları ancak Fransa, İtalya yarışlarında vesairede seyredebiliyoruz. Düşünün, bundan 35-40 sene önce Bursa'nın içinde finali yapılan yarışlar ve bunları seyreden bir halk vardı. Bugün ancak biz böyle bir araya gelerek turlar yapabiliyoruz. Bu bahsettiğim profesyonel yarışlar. Ve bu yarışların o zamanki imkanlarına göre bu işe büyük gönül veren insanlar var. Bu topraklar çok büyük bisikletçiler yetiştirdi. Başta rahmetli Rıfat Çalışkan olmak üzere Çetin Yüceler, Saim Tatlıcılar, adı aklıma gelmeyen bir sürü çok değerli efsaneler yetişti. Şimdi bu efsanelerden biri aramızda yaşıyor. Çok büyük bir değer. Sağ olsun kırmadı, turumuza katıldı. Yani elimizde bir altın var ve ben bu yaşayan efsanemizi sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sevgili Saim abi, buraya gelebilir misiniz rica etsem? Saim Tatlıcılar. Evet, burada. Saim abimiz yaşayan bir efsane, inanın. 1955'te bisiklet sporuna başlamış. Defalarca uluslararası koşular yapmış. Memleketimizi temsil etmiş. Hala bu genç yaşına rağmen inanın en son Alanya'da beraber, yani yetişemiyorum ben Saim abi. İnanamazsınız yani. Olmaz böyle bir şey. Onun için müthiş, müthiş bir insandır. Hepinizin tanımasını çok istedim. Benim bütün dileğim, bütün temennim bu zevki hepinizin yaşamasını isterim. Kendimden bahsetmeyeceğim. Ama içimden gelen bir iki kelime var. Bu tarihçesini arkadaşlarım çok güzel anlattılar. Bu rahmetli zat-ı muhterem Türkiye haritası üzerinde özellikle Bursa'yı seçmesi. Bursa'nın bu tarihi güzelliklerini teker teker gezmesi. Ve hatta bunu bir kitaba dökmesi. Bunu bizlere kadar intikal ettirmesi. Bence benim şahsımda ve zannediyorum sizlerde çok büyük saygı duyduğum, çok büyük takdir ettiğim
Tekrar tekrar kendisine rahmet diliyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Dünyanın birçok ülkelerinde de Bursa'mızda da organizasyonlar yapılıyor. Her türlü. Ama bu organizasyonları yapan bir kurum vardır. Bir kişiler vardır. Organizasyon komitesi derler. Bu kişiler hakikaten bütün özverilerini ortaya koyarak en ince teferruatına kadar düşünerek, hesaplayarak, bunu hazırlayarak bilgili kişilerin önüne adeta buyurun hazırladık der gibi büyük bir çalışma içine giriyorlar. Ben bu organizasyon komitesine de huzurunuzda şükran ve teşekkür ediyorum. Sevgili belediye başkanımız ve diğer büyüklerimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başlık.